üretim, dağıtım, tüketim ünitesini işleyeceğiz. Geçen hafta biraz giriş yapmıştık ama bitirememiştik. Tekrar baştan alalım, siz de hatırlamış olun bilgilerinize. Üretim neydi? Bir ürünün ortaya çıkarılması. Her ürün olabilir, tarım ürünü olabilir, sanayi ürünü olabilir, ticaret ürünü olabilir. Yani buğdayı tarlada ürettiğinizde o bir ürün olmuş oluyor. Ya da işte fabrikada bir kalem ürettiğinizde o da bir ürün olmuş oluyor. Her şey bir ürün olabilir. Ürün ilk ortaya çıktığı alana üretim diyoruz. Dağıtım neydi? Ürünü marketlere, toptancılara dağıtmak. Yani bu ürünü halka satacak olan kişilere dağıtmak. Bölgelere dağıtmak olabilir, ülkelere dağıtmak olabilir, şehirlere dağıtmak olabilir. Tüketim neydi? Bir ürünü müşterinin gidip satın alması. Ne demiştik? Satın aldığı andan itibaren ürün tüketilmiş sayılıyor üreticiler için. Yani siz marketten gidip işte bir çikolata aldığınızda ya da bir kilo un aldığınızda o ürün artık satılmış ve tüketilmiş oluyor. İster o ürünü yiyin, ister çöpe atın. Tabii ki çöpe atmayın, yiyin. Çünkü orada bir emek var. Tüketim, malın satıldığı anda verilen isimdi. Bunları bir hatırladıktan sonra şuna geçiyoruz. Ekonomik faaliyetlerimiz neler? Her ülkede bir takım ekonomik faaliyetler var. Bizim ülkemizdekiler de başlıklar altında toplarsak bu şekilde. Tabii ki bunların alt başlıkları da var. Birinci ve en önemli üretim ya da ekonomik kaynağımız tarım tabii ki. Tarım bizim ülkemizde yapılan bir alan. Son yıllarda birazcık daha geriye gitmiş olsa da tarım çok önemli bir sektör. Her bölgemizde aynı oranda yapılmıyor. Zaten dünyanın her yerinde de aynı oranda yapılmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü iklim, işte su kaynakları, toprak çeşidi bu da çok önemli. Ben mesela ülkemin 7 bölgesinde de eşit derecede tarım yapamıyorum. Neden? İklim uygun olmayabiliyor, yer şartları uygun olmayabiliyor, su kaynakları olmayabiliyor. En iyi tarım yaptığım bölgeler neresidir dersek, iklimler farklı olmak şartıyla işte Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun bazı bölümleri, kurak olmayan bölümleri, Güneydoğu Anadolu'nun yine bazı bölümleri, orada çok özel ürünler yetiştirmiyor hatırlarsanız onu söylemiştik. Her bölgeyi böyle küçük bir hatırlamak istersek, şöyle yapalım isterseniz, Marmara'dan başlayalım. Marmara'da tarım nasıl? Belli ürünler yetiştiriliyor. Mesela en çok ön plana çıkan ürün neydi? Ayçiçeği. Ayçiçeği neydi? Neyi hatırlayacaktık? Marmara'yı hatırlayacaktık. İşte mesela bir Karadeniz örneği verirsek ne örneği verebiliriz? Fındık çay örneği verebilirdik. Akdeniz örneği verirsek turunçgillerden örnek verebilirdik. Turunçgiller. Bunun yanında zeytin örnek verebilirdik, incir örnek verebilirdik. Mesela bir İç Anadolu'dan bahsetmemiz gerekirse burada ne örnek verebiliriz? Buğdayı ya da tahılları örnek olarak verebilirdik. Doğu Anadolu çok tarım yapılan bir yer değil ama arpa ve çavdar en çok yetiştirilen ürünler. Bunun yanında işte lahana, patates gibi soğanlarında öyle de yanında yetiştirebiliyoruz. Güneydoğu Anadolu çok özel ürünlerin yetiştirildiği bir bölgeydi. Neler vardı burada? Antep fıstığı ve karpuz. Bunlar bizim bölgelerimizde öne çıkan şeyler. Bir de Ege'den bahsedelim. Ege'de ne yetiştirebiliyorduk? İncir, üzüm yine en çok yetiştirilen ürünler arasında idi. Bölgelerimizde yetiştirilen ürünleri bilmemiz gerekiyor. Çünkü her bölgede farklı ürünler yetiştiriliyor. Ve her bölgede tekrar söylüyorum aynı oranda tarım yapılamıyor. Bunun da sebepleri iklim, toprak çeşidi ve oradaki su kaynakları. Başka elemanlar da var ama bizim şu an bunları bilmemiz yeterli. Hayvancılığa gelelim. Çeşitleri olduğunu söylemiştik. Neydi? Küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, ipek böcekçiliği, işte başka neydi? Arıcılık, balıkçılık ve kümes hayvancılığıydı. Kümes hayvancılığıydı. Bunun da yine ön plana çıktığı bölgeler farklıydı. Küçükbaş hayvancılık deyince nereye hatırlamalıydım? İç Anadolu bölgesine. Büyükbaş hayvancılık deyince Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hatırlamalıydım. İpek böcekçiliği deyince Marmara'ya hatırlamalıydım. Arıcılık deyince ülkemizin her yerinde arıcılık yapılıyor ama en kaliteli yapılan yerler Karadeniz, Akdeniz gibi yeşilliğin çok olduğu, arıların daha çok polen toplayabileceği alanlardı. Yani yeşilliğin çok olduğu, bitki çeşitliliğinin çok olduğu, bitki ürünlerinin çok zengin olduğu yerlerde arıcılık çok daha iyi yapılıyordu. Balıkçılık yine denize olan her yerde yapılabilir ama en çok yapılan yerler neresiydi? Karadeniz ve Akdeniz bölgesiydi, balıkçılık faaliyetleriydi. Kümes hayvancılığı yapılıyordu bir de. O da yine Marmara'da yapılıyor. Bunu biraz açmıştık hatırlarsanız çocuklar. Burayı biraz anlamakla güçlük çekiyordunuz çünkü. Kümes hayvancılığı neydi? Kanatlı hayvanlar. Yani tavuk ve yumurta yetiştiriciliğine dayanan bir sektör. En iyi yapıldığı yer Marmara'da. Peki neden Marmara diye konuşmuştuk bunu hatırlayın.
Marmara tüketimi çok yoğun olduğu, ulaşımın çok iyi gelişmiş olduğu bir yerde kümes hayvancılığı sektöründeki ürünler çok çabuk bozuluyordu. Yani üretildiği andan itibaren en fazla 1 hafta 10 gün içerisinde tüketilmesi lazım. Yani tüketiciye hemen gönderilmesi lazım. Buradaki ulaşım ağının iyi olması, tüketiciye hemen sunulabiliyor olması, tüketicinin çok olması, yani Marmara bölgesindeki nüfus yoğunluğu kümes hayvancılığının daha da iyi bu bölgede yapılmasını sağlıyordu. Biz Marmara'da ürettiğimiz bu ürünleri tabii ki Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz ama ne şartlarda? Soğuk hava depolarıyla birlikte gönderebiliyoruz. Onun dışında ürünler çok çabuk bozulduğu için çok hassas bir sektördü. Zaten zaman zaman bir takım salgın hastalıkların da çıkmasına sebep oluyordu. Ve hayvanların birçoğu itlaf edildi. Yani ortadan kaldırılmak zorunda kalıyordu. Hassas bir konu, hassas bir sektör hayvancılık alanında. Ormancılığa gelelim. En iyi Karadeniz'de yapıldığını söylemiştik. Biz ormancılık konusunda çok zengin bir ülke değiliz maalesef ki. Ormanlarımızı korumak bir yana gün geçtikçe zaman zaman onları kaybettiğimiz de oluyor. Özellikle yaz aylarında Akdeniz bölgesinde, Ege'de çıkan yangınlar orman zenginliğimizin yok olmasına neden oluyor çocuklar. Burada neyi konuşmuştuk sizinle? Bizlerin ne kadar duyarlı olması gerektiğini, çevreye karşı ne kadar duyarlı olması gerektiğini, işte piknik yapmaya giden insanların duyarsızlığının önüne geçilmesi gerektiğini, işte mangal yapmak, piknikte ateş yakmak, onların işte söndürülmeden orasının terk edilmesi ya da işte etrafa cam şişe parçaları saçmak, bunların hepsinin orman yangınlarına neden olduğunu biliyorduk. En fazla sıcak bölgeler orman yangını çok ciddi problem yaratıyor. Akdeniz'de yaz aylarında Ege'de sıcaklık çok yüksek olduğu için, ağaç dalları çok kuru olduğu için burada küçücük bir kıvılcım bile orman yangınlarına neden oluyordu. O yangınlardan dolayı Akdeniz ve Ege'deki orman varlığı azalırken Karadeniz'deki orman varlığımız çok daha yerinde diyebiliriz. Tekrar söylüyorum, biz ormancılık konusunda iyi bir ülke değiliz, yeterince ağaca ve ormana sahip değiliz. Bu alanda yapılan sektörler neydi? Kerestecilik, mobilyacılık, kağıt üretimi, bunları da genelde kendi ülkemizdeki ağaçlardan değil, yurt dışından ithal ettiğimiz ağaçlardan ve ham maddelerden yapıyoruz. Özellikle kağıtta biz kağıdı üretmiyoruz, Rusya'dan satın almak zorunda kalıyoruz diye size anlatmıştım. Mobilyacılık ve kerestecilik de belki birazcık daha kendi ağaçlarımızı kullanıyoruz ama ormancılık konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Var olanları korumak, yenilerini hatta yenilerini de yapmamız gerekiyor diye söylemiştim. En iyi olan bölge, tekrar ediyorum, Karadeniz bölgesidir. Onun dışındaki birçok bölgede orman varlığı çok azdır. Doğu Anadolu'da çok azdır, Güney Anadolu'da çok azdır, İç Anadolu'da çok azdır. Neden? Yağış olmadığı için. Yağışlar az olunca orman zenginliği olamıyor. Madenciliğe gelelim. En fazla Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu söylemiştik. Maden rezervleri. Rezerv konusunda da bir değinelim burada. Rezerv kelimesi neydi? Yerin altında var olan madenin miktarıydı. Rezerv bizim ülkemizde en fazla Doğu Anadolu bölgesinde var. Bu demek değil ki diğer bölgelerde yok. Tabii ki var. Diğer bölgelerde var ama en çok Doğu Anadolu bölgesinde var. Hepsini çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Maden tetkik arama diye bir enstitümüz var. MTA diye geçiyor. Bu enstitü bizim ülkemizdeki madenleri çıkarmaya çalışan bir enstitü. Hepsini çıkaramıyoruz. Neden çıkaramıyoruz? Ciddi sermaye, yani para gerekli, altyapı gerekli, bunun için işte mühendisler gerekli. Bu altyapıya çok sahip değiliz, özellikle de sermaye kısmına çok sahip değiliz. Yani ülkenin yeteri kadar parası olmadığı için maden ocakları açıp her maden istediği gibi çıkaramıyor. Çıkarsa da işleyemiyor, bir de bunların işletilmesi var. Çünkü maden toprağın altından çıktığı an itibaren ham maden oluyor. Onu bir de işlemek gerekiyor, işe yarar hale getirebilmek için. Mesela bakırı çıkardınız, hemen bakır direkt toprağın altından çıkmıyor. Onun bir takım işlemlerden geçmesi gerekiyor. İşte krom, bir takım işlemlerden geçmesi gerekiyor. Bor çıkardınız, bir takım işlemlerden geçmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde madencilik sektöründe iyi olabiliriz. Çok iyi olduğumuz bir sektör değil ama rezerve sahibiz. Bazen yurt dışından firmalar gelip onların çıkarmasına izin veriyoruz. Bir takım anlaşmalar yapıyoruz onlarla. İşte çıkardığı madenin bir kısmını alabiliyoruz ya da karşılığında para alabiliyoruz. Bu tür faaliyetler var ama hala çok iyi olduğumuz bir alan değil ülke olarak. Turizm bizim ülkemizin iyi olduğu bir alan. En çok da Akdeniz aklımıza geliyor turizm deyince. Turizm faaliyetlerimiz alanlara ayırmıştık hatırlarsanız. İşte yaz turizmi, kış turizmi, kültür turizmi, yayla turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi diye bir takım alanlara ayırmıştık. Hatta kitabımızda da onların etkinliklerini yapmıştık. Tekrar söylememiz gerekirse bizim ülkemizde en revaçlı olan
var. Yani en çok yapılan tatil ya da turizm çeşidi yaz turizmi. Hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin en çok ilgilendiği alan yaz turizmi. Ama bunun yanında kültür turizmi dediğimiz bir şey de vardı. Kültür turizmi neydi? Tarihi ve doğal güzellikleri olabildiğince görebilmek, tanıyabilmek ve tanıtabilmekte. Hem yurt içinden hem de yurt dışından kültür turizmine çok ilgi var. İşte Ürgüp, Göreme ya da İstanbul'daki bir takım tarihi alanlar. Buralar yine bizim ülkemizde en çok turizm alanına ziyaret edilen alanlardı. Turizmde en önemli faktör neydi? Reklam. Eğer reklamınızı iyi yapmazsanız, özellikle uluslararası alanda yabancı turistleri ülkenize çekemezsiniz. Çekemeyince de para kazanamazsınız. Turizme biz aynı zamanda şöyle bir isim de veriyorduk. Bacasız fabrika. Neden öyle diyorduk? Çünkü fabrika açmadan para kazanabileceğimiz bir alandı. Fabrika değil turizm ama aynı zamanda bizim çok iyi para kazanmamızı sağlayan bir alan. Döviz girdisi sağlıyor. Yabancı turistler geldikçe ülkemize döviz getiriyorlar, dolar getiriyorlar, euro getiriyorlar. Bu da bizim ülkemizin daha fazla zenginleşmesine neden oluyordu. Tekrar söylüyorum, Türkiye turizm konusunda çok iyi bir ülke ama bu konuda reklam faaliyetleri yetersiz olduğu için uluslararası alanda çok iyi yerlerde değilsiniz. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi durumda oluruz. Reklamlarımızı geliştirebilirsek. Yerli turizmde de zaten insanlar yaz geldiğinde işte Akdeniz'e, Ege'ye gidebiliyorlar. Kış turizminden biraz bahsedelim. Kayak merkezlerinin olduğu yerlerde kış turizmi yapılabiliyor. Yani kayak merkezi ya da tesisi yoksa orada kış turizmi yapmamız mümkün değil. Bizim ülkemizde de işte Uludağ'da, Kartalkaya'da, Kartepe'de, Palandöken'de, Erciyes'te tesislerimiz var. Oralarda yine kış turizmi yapılabilir. İnanç turizmi neydi? Camilerin ziyaret edilmesiydi. Yayla turizmi neydi? İnsanların özellikle Karadeniz bölgesinde işte yaz aylarında sıcak günlerde serinlemek için yüksek yerlere, özellikle hayvanların atlatıldığı o platolara çıktığı yerde turizm çeşitlerini de böyle bir özetlemiş oldu. Sanayi. Bizim ülkemizde sanayi çok gelişmiş değil arkadaşlar. Fabrikalardan bahsediyorum. Her bölgede yeterli sayıda fabrikamız yok maalesef ki. Özellikle gelişmiş olan bölgelerimizde Doğu Anadolu, Güney Anadolu gibi yerlerde bu tür işletmeleri neredeyse hiç rastlanmıyor. Sanayinin geliştiği yer bizim ülkemizde Marmara bölgesi. Marmara neden sanayinin geliştiği bir yer? Ulaşıma çok iyi gelişmiş olduğu için, insan yoğunluğu yani işçi bulmak çok kolay olduğu için, kalifiye eleman bulmak yani işte o iş alanında çok iyi olan yetiştirilmiş insan gücünü bulmak çok kolay olduğu için genelde Marmara bölgesinde sanayinin geliştiğini görüyoruz. Sanayi gelişiyor, evet çok güzel, insanlar iş sahibi oluyorlar, yeni işler üretiyorlar, işte bunu ülkenin her yerine satabiliyorlar, hatta yeri geliyor yurt dışına satabiliyorlar. Ama kötü bir tarafı var, neydi? Hava kirliliği sebep oluyordu, yani çevre kirliliği sebep oluyordu. Suların kirlenmesine neden oluyordu, sanayi atıkları, havanın kirlenmesine neden oluyordu. Bu da olumsuz yanlarından biriydi. Hizmet sektöründen bahsetmiştik. Neydi? Bazı hizmet alanları vardı. Yani sektörler vardı. Hizmet alanları işte öğretmenlik, doktorluk, polislik, askerlik, işte konsantre elemanı olmak ya da işte sporcu olmak. Siz orada bir ürün satmıyorsunuz belki ama bir hizmet sunmuş oluyorsunuz. İşte garsonlar, şoförler, telefon bayine gittiğinizde işte sizinle görüşmek için çaba gösteren oradaki danışmanlar vesaire vesaire. Bütün bunlar hizmet sektörüne giriyordu. Bizim ülkemizde gelişmiş bir alan hizmet sektörü. Sanayiye göre daha gelişmiş olduğunu hatta söyleyebiliriz. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da geliştiğini göreceğiz. Bu konu bu şekilde ekonomik faaliyetler üzerinden geçmiş olduk. Bir de bu hafta nelerden bahsedecektik? Biz girişimci nedir? Girişimci şu, bir işi yapmak için mevcut potansiyelini ortaya koyan kişi. Bu ne demek? Yani ben bir bakkal dükkanı açarsam girişimci olabilirim. İnternet sitesi açıp işte orada para kazanmaya yönelik bir faaliyette bulunursam da girişimci olabilirim. Bir fabrika açarsam da, bir şirket açarsam da girişimci olabilirim. Girişimci olmak için illa çok büyük işler yapmak ya da işte çok büyük şirketlere sahip olmak gerekmiyor. Tekrar söylüyorum, bir internet sitesi de olabilir, küçük bir butik de olabilir, bir bakkal dükkanı da olabilir. Tezgahta satabileceğiniz bir ürünü satmak da olabilir. Girişimci sadece sizin kendi potansiyelinizi, zekanızı, yaratıcılığınızı ortaya koyarak para kazanma şeklinizi ifade eden bir şeydir. Bir ülkede ne kadar çok girişimci olursa o bölgedeki işte sanayi, ticaret, turizm sektörlerinin daha da iyi geliştiğini görebiliriz. Sermaye neydi? Girişimcinin işi yapmak için ortaya koyduğu paraya
ortaya koyduğu paraya biz sermaye diyoruz. Bu 100 TL de olabilir, 1 milyon dolar da olabilir. Paranın miktarı önemli yok. Yeter ki bir iş için ortaya bir para koyun. Alokatif çarptığından biraz bahsedeyim. Aldığımız ürünlerle ilgili sıkıntı yaşadığınızda işte son tarihi geçmiş olabilir, son kullanma tarihi geçmiş olabilir. İşte arızalı çıkmış olabilir ya da işte başka bir problemle karşılaşmış olabilirsiniz. Bu tür problemlerle karşılaştığınızda tüketici olarak sizlerin bir takım hakları var. Ne bu haklar? Öncelikle ürünü aldığınız firmaya başvurmanız gerekiyor. Eğer onlarsa olumsuz bir yanıt verirlerse, yani ürünü geri almamak, değiştirmemek, hiçbir şekilde sizinle ilgilenmemek gibi bir durumla karşılaşırsanız, devletin sizin için açtığı bazı alanlar var. Bir telefon olabilir, bir dilekçe olabilir. Ne yapabiliriz? En basit yapabileceği bir şey, diyelim ki bir ürün aldım ve ürünün son kullanma tarihi geçmiş. Firmaya gittim, ürünün son kullanma tarihi geçtiğini anlattım. Fakat bana hiçbir şekilde yardımcı olmadılar, ürünü değiştirmediler ya da işte hiçbir yardımda bulunmadılar. Ne yapabilirim? Hemen arayabileceğim bir beş hattını arayıp başıma gelenleri anlatıp işte böyle bir ürünü hangi firmadan aldığımı, işte nasıl bir sorunla karşılaştığımı, firmaya başvurduğumda onların bana nasıl bir davranışla geri döndüğünü anlattığımda ya da işte bir dilekçe yazdığımda Ali Tüketici Hakkı benimle ilgili hakları korumakla ilgileniyorlar. 175'i arayabilirim. Bu bir alternatif. Başka bir alternatif daha var. Dilekçe hakkını kullanabilirim. Ne yaparım? İşte TÜKODER, tüketici sorunları, hakem heyeti ya da işte belediyelerde bulunan, kaymakamlıklarda bulunan bir takım birimlere gidip dilekçeyle uyarabilirim. Benimle ilgili şikayetlerim olduğu bir dilekçe sunabilirim ve bu konuda bunlardan yardım alabilirim. Bu hafta anlatacaklarımız bu kadardı. Teşekkür ederim.